Profesör Doktor Haydar Baş. 14 Nisan'da Hakk'a yürüyen Profesör Doktor Haydar Baş ömrünü Türkiye ve İslam dünyası üzerine kurulan tuzakları bozmaya adayan bir isimdi. Müslümanlar şu bu sebeple birlikte zulme uğramışlardır. Zulmedilmişlerdir. Bize düşen görev bu zulmün karşısında Allah için bir araya gelmek ve karşı durup bu cinayetlere mani olmaktır. Bugün İslam dünyasında icra edilen mesela Yahudilerin organize ettiği efendim illegal örgütler, İslam'la hiç ilgisi olmayan örgütler, isimlerini vermeme gerek yok. İslam teşkilatlarıymış gibi Müslümanların üzerine sağanaklar halinde bombalar yağdıran, mermiler yağdıran efendim ciddi bir cinayet şebekesine dönüşmüştür. Şimdi bunların yaptığı bu işlere İslam dünyasında evet doğrudur diyenler var. Bunlar da yanlıştadır. Ciddi bir yanılgıdadır. Allah'ın dinine girip sebepsiz yere öldürülen bir insan bir defa şehittir. İkincisi Allah'ın dininde olan bir Müslümanı sebepsiz yere öldüren ebedi cehennemliktir. Yani bu grupların tamamı hangi mezhep adı altında olursa olsun değil mi ki bir Müslümana kılıcını doğrulttu, namlusunu doğrulttu? Dinin dairesinde kalması zor, belki de imkansızdır. Yapacağı iş az evvel ifade etmeye çalıştığımız efendim konumuzda olduğu gibi Ehl-i Beyt çizgisinde bir ve beraber olmak, İslam dünyasında peygamberin tevhidini gerçekleştirmek, tevhid bayrağı etrafında Muhammed Mustafa'nın Ali ashabının yani Ehl-i Beyt imamlarının yolunda bir ve beraber olmaktır. Bunu yapabilirsek iki günlük dünyada vazifemizi ifa etmiş olur ve de yanlışı batılı önlemiş oluruz. Aksi takdirde bu birlik olmazsa bizi akile yeksan ederler. Allah sonumuzu hayır eylesin. Allah Allah. Ümmeti kardeş eylesin. Allah Allah. Bu sevgiyle birlikte kafirin kahrını kahredilmesini bize nasip eylesin. İslam dünyasındaki durumu bu şekilde anlatan Haydar Baş, tarihin nitelikteki uyarılarını Türkiye içinde defalarca dile getirdi. Suriye'deki olayları körüklemek istedi. Ama nafile. Müslüman kardeşlerim ayıktır. Ha oyuna gelenler yok mu? Onlar da akıllarını başlarına devşirsin. Bazı insanlar sarık takarak, cübbe giyerek Müslümanları kandırmaya çalıştılar. Yazıklar olsun onlara. Yazıklar olsun onlara. Onlar zaten İstiklal mücadelesinde de aynısını yaptılar. Misak-ı milli hudutları içerisinde yapılan savaşların önüne geçmek için bakınız Kürt Tali Cemiyeti'ni kurdu o sakallı cübbeliler. Daha İngiliz Muhipler Cemiyeti'ni bunlar kurdular. Daha İttihat-ı İslam Cemiyeti'ni kurdular. Yani Osmanlı'yı bölmek, yok etmek için. Aynı adamlar bugün kalkıyorlar, aynı iftiralarla beraber İslam dünyasıyla Müslüman'ın savaşmasını istiyorlar. Kim için? İsrail için. Dikkat edin. İsrail bunu istediği için bunu yapıyorlar. Amerika bunu istediği için bunu yapıyorlar.